Efendim Eylem, söyle. Hastanedeyiz. Niye, ne oldu? Füsun teyze rahatsızlandı yine. Hastaneye geldi, haber vereyim dedim. Ne peki durumu, bayılma falan? Yok, daha iyi bu sefer. Bayılma falan olmadı. Stresten herhalde, sıkıntılandı biraz. Hangi hastanedesiniz? Tamam, geliyorum ben. Bak, beni beklemeden çıkmayın, beraber gideceğiz eve, tamam mı? Davut Bulur. Ne yapar eder bulur onlar. Mestanımı yedi, puşt. Elim ayağımdı benim. Atacağım adımı bilirdi. Önden her şeyi yoluna koyardı. Baba, sence Sarp niye böyle bir şey yaptı ki? Mestan ondan şüphe ediyordu. Demek ki kıskıvrak yakaladı. İyi de Mestan sana böyle böyle demedi mi? Ne yapayım bunu demedi mi? Ben önceden yazdım fermanı. Bulursan açığını o saat çok gırtlağına dedim. Tedbirsiz davrandı demek ki. Sarp kolay lokma sandı. O geldiğinden beri bela hiç eksik olmadı başımızdan. Her şey ormanda başladı. Sarp işe girince Ömer olayı çarşıfa dolandı. Ya sen ölüyordun be. Bunda bir bit yeniği var ama ne. Yok baba, orman olayında bir açık yok. Yani Sarp'ın orada bir açığı olmadı. Ben ondan hızlı davrandım, hepsi bu. Acaba diyorum, o da senin gibi mi? İçeride mi diyorsun yani? Yusuf'la mı çalışıyorlar? Aha. Hiç düşünemedim işte. Hele bir Sarp gelsin bana. Şakıyacak. Anlatacak her şeyi baştan sona. Bir dakika, bir dakika. Sarp Yusuf'un içerideki adamıysa o zaman Yusuf onu çoktan uçururdu ki. Ne annesini bulabilirdik ne Sarp, öyle değil mi? Bir de şunu düşün. Mestan bir şeyler anladı ki Sarp onu bitirdi. İyi de tavandan niye assın ki? Sıkardı kafasını, atardı bir köşeye. Sonra alırdı annesini, giderdi vın. Ara ki bulasın Sarp'ı bir daha. Aklı sıra meydan okudu işte. Bana meydan okudu, bana. Sarp'ın bir düşmanı olmasın? Hani bu işi onun üstüne yıkmak isteyen falan. Bizden biri diyorsa niye yapsın? Ha? Sarp'ı hırpalamak için beni neye ateşe atsın? İyice Arap saçına döndük, şey mi? Sarp ele geçmeden çözülemez. Davut hele bir anasını bulsun. Göreceğim onu ben. İçeridedir, ortamı hazırladık. Arkadayım, alın gelin. Tamam. Daha iyi misin Füsun teyze? Biraz daha iyiyim Eylemciğim.
İyi. Sarp'ı da aradım, geliyor şimdi. Onunla birlikte döneceğiz, tamam? Tamam canım. Ben de o sırada isterseniz işlemleri halledeyim. İyi olur ya. Şu kimliğimi verversene ne olur. Hemen geliyorum, tamam. Hastanın beyin tomografisi çekilecek. Gerekli mi oğluma? Hoca istedi. Tamam Füsun teyzem, hadi gel bir baksınlar. Hayda, şimdi. Dur. Hemşire Hanım, burada bir abla vardı. Nereye gitti, gördünüz mü? Çıkmışlardır. Ne demek çıkmışlardır ya? Demin buradalardı. Allah Allah. Ya nereye gitti ki bunlar? Lan nasıl yoklar? Bilmiyorum abi, az önce buradalardı. Pardon, Füsun Yılmaz'ı arıyorum, oğluyum da ben. Arkadaşla beraberlerdi, bir de yanlarında genç kız vardı. Az önce tomografiye gittiler. Hangi katta? Bir alt kat. Füsun Yılmaz tomografi için geldi mi? Bakalım hemen. Yok, hayır gelmemiş. Abi nerede bunlar? Abi deme öyle şeyler ya. Ben ne yaptım ya? Ben niye onları yalnız bıraktım ki? Ya kimsiniz ya siz? Bırakın bizi. Görmüyor musunuz hasta kadın? Nasıl bir yer burası?
Nereye getirdiniz bizi? Biraz konforsuz ama idare edeceksiniz artık. Seni tanıdım. Lokantaya gelmiştin. Ne istiyorsun bizden? Yapma hanım teyze. İstediğim şey belli. Tasmanı tutana söyle. İstediği olmayacak. Korkmuyoruz sizden. Daha korkacağımız yere gelmedik. O yüzdendir. Yoksa laf söyleyecek canın olmaz. Geçiremediler onu. Bırakmaz burada bizi Sarp. Kurtarır. Bırakmaz değil mi? Bırakmaz tabii Füsun teyzem. Çok zorluyorsun Celal Baba beni. Çok. Meleğin evin orada ne alemdeyiz? Abi bekliyor bizim çocuklar sabahtan beri. Gelen giden olmamış hiç. Sakin yani. Evet abi. Melek evden çıkmış mı? Yok abi çıkmamış. Celal Baba benim. Söyle evlat. Bana söz ver. O ikisinin saçının teline zarar gelmeyecek. Sarp senin kes cezanı. Ama kızla anneye bir şey yapmayacaksın. Benim dediğim gibi olacak. Evlat. Sen benimle pazarlık mı yapıyorsun? Sen babanın karşısına kimle geliyorsun? Kim ki o ikisi? Var mıdır kıymeti? Baba onu geç. Ben kimseyi seninle kıyaslamıyorum, kıyaslamam. Neye o zaman bu afra tapra? Senden sadece bunu istiyorum, o kadar. Yapacak mısın artık sen de oğlun için bir şey? Can feda. Tamam sana söz. Sarp gelir, o ikisi gider. Tamam mı? Oldu mu gönlün? Eyvallah. Eyvallah. Kimse bilmese de sen hala devletin polisisin. Gel birlikte hareket edelim. Hı? Her türlü desteği sağlayalım sana. Celal seni öldürecek. Bak tek başına baş edemezsin onunla.
Hala içeride kalma ihtimalim var. Bırak gidebildiğim kadar gideyim. Eğer başaramazsam o zaman desteğini alırım. Hem daha ailemi alamadım elimden. Öyle olsun peki. Elin boş gelme Davut. Hiç merak etme baba. Hiç merak etme. Meleğimi sana getireceğim. Thank you.
kaçtı orospu evladı. Sikeceğim senin o mavi gözlerini. Sen dur. Ne diyeceğim şimdi ben Celal Baba'ya? Baba, haberler kötü. Atlattı beni, trafikte gözden kaybettim. Tohut! Bulacaksın onu bana. Başka bir mazeret duymayacağım senden. Baba sıkma canını, halledeceğiz. Söyle. Baba, bıraktın mı aileyi? Bana verdiğin sözü tuttun mu? Senin de derdin başka. Herif meleği elinde tutuyor. Kızımı kaçırmış, kızımı. Ne yapmış dedin, puşt? Duydum. Dur, tamam, tamam. Tam sakin ol bak. Meleğe zarar veremeyecek kadar akıllıdır. Tek kozunun ne olduğunun farkında. O piçi bulacağım. Sen de sana verdiğim sözü unut. Yaptığı yanına kar kalmayacak. Bütün ailesini bitireceğim onun. Kendi ailenle yaptın gerizekalı. Sonra annemi ve eylemi vereceğim adrese getir, yoksa meleği bir daha göremez. Aydos Ormanı, gölün yanı. Davut! Tamam baba. Kadını da kızı da alıp o adrese getiriyorum.